Dün canlı yayında kendi hikayesini, eşinden boşanma hikayesini bu sözlerle ifade etmişti. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yani eşinden boşanma aşamasındasın. Çocuğu, eski eşi alıyor çocuğu, Tuncay Korkmaz'ı. Evet. Önce bakkala veriyor, bakkalda götürüyor. Çocuk esirgemeye veriyor. Çocuk esirgemeye vermiyor, karakola veriyor. Karakola götürüyor, oradan çocuk esirgemeye gönderiyor. Karakolda çocuk esirgemeye götürüyor. Çocuğumu görmek istiyorum sadece. Nasıl o? Yaşadığını bile bilmiyorum. Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Yaşıyorsa görmek istiyorum yani. Bu da benim doğal hakkım. Peki siz o zaman boşanma sürecinde olduğunu söylemiştiniz. Doğan evet. Korkmaz'la yani o eski eşinizle, Tuncay'ın babasıyla hiç bu konu üzerine konuştunuz mu? Hayır hayır hiç. Göremedim kendini. Sıra kadem bastı. Ondan sonra sıra kadem bastı. Evet hiç göremedim. Görmedim yani hiçbir şekilde. Ben gittim geldim Adıyaman'a. Ailesi bana yoktur dedi. Burada yok. Nerede olduğunu biz de bilmiyor dediler. Yani bulamadım. Kendini de göremedim hiç. Çocuğu da karakola şikayet ederek yani karakola şikayet ettiğimden dolayı karakol dedi ki böyle bir çocuk geldi bize dedi. Bunu da biz dedi esirgeme kurumuna götürdük. Esirgeme kurumu da oraya gittiğimde dedi biz dedi burada yer olmadığından dolayı Mersin esirgeme yurduna götürdük dedi. Ama istiyorum ben çocuğumu istiyorum, görmek istiyorum. Yıllardır bunun acısını yaşıyorum. Bunun hasretini çekiyorum ben bugün değil yani. Aradım ben çok birçok kanalları da aradım. Döneceğiz dediler, dönmediler bana. Ama eşiniz Doğan Korkmaz bunların aksini iddia ediyor. Yani sizin burada anlattığınız gibi olayların gelişmediğini söylüyor. Şu anda da telefon attığında Doğan Korkmaz. Doğan Bey. Efendim. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. Ben şimdi bakar mısınız? Dinliyorum sizi. Şimdi ben her şeyi dinliyorum da. Şimdi sakin olabilir miyiz? Efendim? Ben araya ses karşıya onun için dedim ben şey yapayım. Araya ses karşıya onun için konuşmamız lazım. Televizyonun sesini kısın sadece telefondan konuşalım sizinle. Evet tamam. Şimdi ablacığım şey Meşre Hanım var ya. Evet Mürşide. Şimdi çocuğu evet. Şimdi ben de, biz gene buna çok anlattım, fakat kafasına bir şey girmedi. Gene çok anlattım, kafasına bir şey girmedi. Efendim ne oldu? Şimdi gene bu, ben evlilik polislerine gene çok şey anlattım ama gene siz dinlemedi yani. Neyi dinlemedi? Yani evlilik konusunda geçimden dolayı ben dinlemedi. Dinleseydi bu olaylar başa gelmezdi. Çocuğumu alıp benden götürmedin mi? Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle. Neredeysen yılma, o zaman gel yılma, çık. Bir dakika. 26'ydı. 26 senede ben daha çocuğun yüzünü görmüş değilim. Bir kere görmedin. Adıyaman'da ben... bir dakika Adıyaman'da... Geldi Adıyaman'daydı. Dedi ki ben çocuğumun tozunu sana göstermem dedi. Çocuğu sana göstermem dedi. Göstermem dedi ve çocuğuna göstermedi bana. 26 senede ya bu dilek kolay çocuğu ya. Çocuğu sen götürmedin mi? Hayır, hayır kesin. Nasıl hayır? Sen götürüp... Bakkal dükkanına hayır. Bırakmadın mı? Hayır ben bakamadığım için mecbur ben... Bakamadığım için değil sen Cemile Ünlü Kaş'tan götürmedin mi? Şimdi ben, Doğan Bey sizi dinlemek istiyorum. Ben dinler misiniz? Niye ayrıldınız? Mürşide Hanım'la niye ayrıldınız? Ya gözü dışarıdaydı. Şiddetli geçimsizlik. Dili konuşan üzerime çok yüklendi. Üstüme çok geldi. Üzerinize çok geldi. Gözü dışarıdaydı. İnanış bakımında. Gönül arkadaş neden bunu söyler? Şunu sormak istiyorum. Ekip arkadaşlarım sizinle iletişime geçtiğinde bekleyin. Hayır, Doğan Bey. Yalan söylemem. Doğan Bey bir saniye. Hayır. Lütfen. Ben dilemem sözü bütün bundan sonra siz şey yapın söyleyin. Çünkü bana söylemem de o ya. Çocuğumu görmek istiyorum. Şimdi mi aklı? 26 senede bana göstermek istiyorum. Ben yıllarca aradım. Aramadım değil. Yuvada da aradım. Ben yıllarca aradım.
Ve karakol senin götürüp bakkal dükkanına bıraktığını söyledi. Ben o günden sonra senin yüzünü dahil görmedim. Dedi ki biz mesela... Sen mahkemeye bile çıkmadın, gelmesin. Bir dakika, bir dinle, ben de sözüm biteyim. Şimdi dedi ki, biz beraber Mersin'e gittik. Dedi ki, çocuk esirgeme kurumuna, dedim ki, orada buradaysa dedim, biz çocuğumuzu alalım dedim. Ben babasıyım. O da dedi ki, ben görevli olayım, bayan görevli dedi ki, dedi, çocuğumuz, dedi, ben çocuğum dedi, ben babasıyım dedi. Dedi, bu da dedi ki, ben teyze, annesi ölmüş, ben teyzesiyim dedi. Öyle deyince, tabii görevli olayım, görevli. Hayır. Bir saniye, şimdi... Yuvaya kendi hiç gitmedi. Bekleyin, Doğan Bey, biz yavaş yavaş, tane tane konuşmanızı rica ediyorum. Sizin şu cümleniz var. Mürşide Hanım demiş ki ben çocuğa bakamam. Siz de bunun üzerine imza ile beraber gidip çocuğunuzu çocuk esirgeme kurumuna vermişsiniz. Böyle dediniz değil mi? Gelsin öyle, gelsin öyle. Hayır. Gelsin öyle kabul etti o zaman. Hayır. Yani birlikte mi götürüp verdiniz yani, çocuğu? Hayır. Yani ben çocuğu kaçırmadım yani. Ben nasıl bir çocuğum? Yani çocuğumu neye kaçırayım ya? Hayır, benim siz çocuğum, birlikte benim, mi götürüp yani... yurda teslim ettiniz çocuğu? Eşinizle birlikte mi gittiniz? O kendi dışarıdaydı. Ben bakamadım çocuğa, Gerisi çocuğu bakamadım. Ben mecbur kaldım ya. Ben geçim yok yani, geçiremiyoruz yani. Beraber mi verdiniz çocuğu yurda? Evet, beraber verdik. Gerisi ki ben çocuğumu alıyorum. Çocuğunu sen çocuğunu alıyorsan, sen de çocuğunu yurda verirsin madem öyleyse. Ben bunu aklım yetmiyor. Ben bunu dinleyince ben bunu bakamıyorum ya. Hayır. Ki o yanlış yolda, Niye yanlış yolda? Çok yanlış yolda. Ben dinlemedi, yanlış yola gitti. Hangi konuda sizi dinleyecekti? Şey var, biz ailede kavga da olur. İnsan barışır da. Demiş kavga evin tuzu biberidir. Şimdi ben sana iki laf söylemişsem, ben sana hemen yalla. Hemen gidin mahkeme. Ben senin için canımı feda ettim. Gel efendim, şanlamıyorum senden. Ben senin böyledir. Şimdi çocukla ben kaçırmam. Ben kendi çocuğumu niye kaçırayım ya? Beraber götürdüysek neden o zaman yuvada ismi değişik? O zaman çocuğumu geldi çocuğa sahip. Senle ne zaman gittik biz yuvaya? Mersin'de biz beraber gittik. Mersin'de beraber senle hiçbir yere gitmedik. Sen çocuğu götürdükten sonra... Ben seni hiç görmedim. Hayır, yalan söylüyor. Görmedim. Yalan söylüyor. Beraber gitti. Diyor ki ben annesi değilim, ben teyzesiyim. Gel ispatla o zaman. Mürşide Hanım, ben annesi değilim, teyzesi dedi mi diyorsunuz? Evet, teyzesiyim dedi. Ağırdaki cihazı ben sanıyorum, biliyorum ben. Peki boşanma davasını kim açtı? Kendisi açtı. Ben de katlandım. Ben bu açarsanı aç. Boşanma dava. Ama evet, burada da ekip açtım. Arkadaşlarımızla konuşunca deyince... Ben de boşanma davası açtım demişsiniz. Hayır, gelsi de aç, ben dedim açarım dedim. Madem köleyse dedim, madem bir çocuk var dedim. Ben çocuk için ben sana katlanıyorsa ben seni çabuk boşarım dedim. Anladım, yani zina suçundan yakalandı, zina ben de boşanma davası açtım demişsiniz. Kesinlikle, evet, hayır. Aramızda sadece geçimsizlik vardı. Bir dakika dinleyin, hepimiz namus sahibiyiz bacım. Şimdi kardeşim, bu evli bir kadın, kardeşim bekar, askerliğini yapmış bir adam. Nasıl sen gece saat 1'e 2'ye kadar sen gidip yanında oturabilirsin? Evlisin ya, senin çocuğun var ya. Kimin yanında, kimdi? Askerliğini yapmış kimdi? Benim kardeşim o zaman yanımdaydı, Tahsin yanımdaydı. Çocuğa bakan bir bayanın oğlu. Tamam, o askerliğini yapmamıştı ki. Askerliğini yapmış. Sen çocuğu götürdüğünde o askere gittiydi. Benim kardeşimin kaynı kardeşimin kaynını diyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Yani 26 yıl önce aranızda ne yaşandı bilmiyorum ama bu çocuk esirgeme kurumuna kim tarafından bırakıldı? Yani anne tarafından mı, sizin tarafından mı? Beraber mi gerçekleştirdiniz, gittiniz yurda verdiniz? Biz artık bakamayacağım diye. Ben bakamayacağım. Bakamıyorsan niye çocuğunu ortaya getirdin? Ben bakamayacağım diye bir şey demedim. Cemile çocuğa bakıyordu. Sen Cemile'den geldin, çocuğu istemişsin, götürmüşsün. Hayır, sen çocuğu alıp götürmüşsün. Cemile parayla bakıyordu çocuğa. Tamam, parayla bakıyorsan çocuğu ben götürmedim. Götürüp biraz gezeceğim demişsin, geleceğim. Ondan sonra da çocuğu götürdükten sonra kesinlikle sırra kadem bastı, gitti. Ve ben bekledim. Çocuk gelmeyince... Barkal'da teyzesi Gül oturuyordu.
Oraya gittim. Teyzesigil dedi ki bana, bize dedi ki nerede, gidip çocuğu alacağım, yuvaya götürüp koyacağım dedi. Ben ya de şey, onun üzerine Adıyaman'a gittim. Tamam. Ben dinliyorum, ben sana hak veriyorum şimdi. Adıyaman'a gittim. O da haklı, o da hastalığı yanlış. Yengesigil, annesigil dedi ki buraya hiç gelmedi dedi. O da... Sen kalıp dersen ki ben çocuğun annesi değilim, ben teyzesiyim dersen... Ben öyle bir laf demedim. Ben öyle bir laf demedim. Onun için mi gittim yani, aradım? Yani. Karakola yani şikayette bulundum, çocuğum kayıp diye. Siz ne zaman boşandınız Doğan Bey? Ya, he? Siz ne zaman boşandınız? Çocuk verildikten sonra mı? Ya çocuğun yaşı doğum tarihi 88 doğumlu çocuk. 88 doğumlu mu? Evet. Çocuğu da ben kendim sünnet ettirdim. 29 yaşında, ama 92. Gelse, ama kendisi hatalı yani ha. Hatasını açıklamıyor yani. Çocuğu hatalı beraber sünnet ettirirken ne alakası var? Yani. Belediyenin... Çocuğunuz 1988 doğumlu mu? Evet. Mürşide Hanım, siz ama 1992 yılında 2,5 yaşında verildiğinden bahsediyorsunuz. Ben yıl olarak hatırlamıyorum. Ama ya, lütfen yani siz hatırlamayacaksınız. 2,5 yaşındaydı dedim, benden götürdüğünde 2,5 yaşındaydı. Hayır hayır, yani o zaman şunu sordum, hani konuşuyor muydu, konuşmuyor muydu? Yanlış yaptı. Şimdi çocuğu evlatlık da verilmiş olabilir. Benim çocukla evlatlık diye, çocuğu da evlatlık da verilmiş olabilir. Çünkü gençler dedi... Atışı olmuşum dedi. Şunu söylemek istiyorum. Bakın ikinizin de anlattığı hikayelerde boşluk var. Siz boşanma sürecinin içerisinde bu çocuk bir şekilde anne ya da baba tarafından, orası açıklık değil, götürüp bir şekilde dışarıya bırakılmışsa devlet koruma altına almıştır. Ama devam eden bakın yargılama içerisinde velayetle ilgili durum kamu düzenindendir. Sizin nüfus kütükleriniz mahkeme önüne geldiği zaman... Çocukla ilgili bu çocuğun ya anneye ya babaya verilmesi noktasında bir karar oluşturmak zorunda. Sizin bunlardan okuma yazma bilmiyorsanız da çocuğu ben sana biliyorum. Veriyorum diye hakim sizi anlayacak şimdi, şekilde aktarır bunları. Çocuğu çünkü, mahkeme annesine verdi. Anne de demiş ki ben çocuğa bakamam demiş. Onun imzasıyla çocuk esirgeme kuruluna verilmiş. Hayır. İmza verilmedi. İmza verilmedi. Peki doğru mu? Mahkeme çocuğu size mi verdi? Evet, doğru. Verdi. Ben yine çocuk annesine verdi. Diğer çocuklar mı? Hayır, çocuk o zaman yuvadaydı boşandığımızda. Mahkemeye bile kendisi gelmedi. Mahkemeye çocuğu kaçırdıktan sonra ben mahkemeye verdim kendimi. Tamam. O zaman gel. Mahkeme size verdiyse, bakın onu hatırlıyorsunuz. Dün hatırlayamamıştınız. Doğan Bey bir dakika. Çocuk eğer velayeti size verilmişse, siz bu velayet kararıyla birlikte kuruma gidip kurumun müdürüne diyebilirdiniz. Bakın bu çocuk benim velayeti altında olan bir çocuk. Ve sizin anlattığınız hikayede yine kurumla ilgili boşluklar var. Kurum size 2,5 yaşında buluyorsunuz çocuğu, belirli süreler içerisinde görüyorsunuz. Annesi olduğunuzu ispat et, bunu bir defa söyler. Sizi ispatlanmayan bir şekilde kim olduğu belirsiz bir kişiyle kurum... Çocuğu 5 yaşına kadar görüştürmez. Bakın hikayenin bu yanlarında da eksiklik var sizin anlattıklarınızda. Ben gittiğimde kurum zaten bana dedi annesi olduğunu ispatla dedi. Bu çocuk buluntu geldi buraya dedi. Tamam, siz yani, mahkeme kararını niye götürmediniz? Nasıl gidiyoruz o zaman kendiyle veriyoruz peki, ki biz? Peki şunu merak ediyorum. Bu çocuk polis tarafından bulunuyor. Adana'daki esirgeme kurumuna gönderiliyor. Evet. Kaç gün sonra Mersin'e gönderiliyor? Hemen aynı gün gönderiliyor Mersin'e herhalde bildiğim kadarıyla. Bana dediler burada yer olmadığı için biz Mersin'e gönderdik dediler. Siz ertesi gün hemen Mersin'e mi gittiniz? Karakola gidip öğreniyorsunuz ya evet. Çocuğunuz esirgeme kurumuna gönderilmiş. Evet, bana gelmedi dediler, yok dediler. Kaç gün sonra çocuğunuzu çocuk esirgeme kurumunda buluyorsunuz? Ben hemen hemen bir ay sonra buldum esirgeme kurumunda. Ve bunu da yolda o şeyin duvarın etrafında bekleyerek buldum. Orada olduğunu görerekten buldum. Bana ama söylemediler. Mersin'de olduğunu size kim söyledi? Mersin'de olduğunu oradaki esirgeme, Adana esirgeme yurdu dedi ki bizim burada yeri olmadığından dolayı dedi biz oraya gönderdik dedi. Hayır o bir ay orada bana bilgi vermedi. Ne oldu onu merak ediyorum. Yani siz bir ay boyunca aradım, çocuğunuzu aradınız. Aradım evet. Karakola gittiniz. Evet, ama karakoldaki kayıtlarda çıkar nereye gönderildi. Biz dedi esirgeme kurumuna gönderdik dedi. Tamam. Bizden çıktı dedi bu dedi. Tamam oradan Adana esirgeme kurumuna gittiniz. Bu evet. Kayıtlı çocuk var mı dediniz? Evet. Ne dediler size? Burada dediler yoktur sen başka çocuğa gelmediğini nereden bilelim veya çalmayacağını nereden bilelim dediler. Annesi olduğunu ispatla dediler bana. Adana'da mı dediler bunu? Hayır Mersin'de. Hayır siz Adana'ya gidiyorsunuz ben çocuğumu arıyorum diyorsunuz. Biz onu Mersin'e gönderdik diyorlar. Ben dedim ki karakol size böyle böyle çocuk getirmiş.
2-2,5 yaşında çocuk getirmiş dedim. Onlar dedi ki buraya geldi. Evet, eski istasyon karakolundan çocuk geldi ama dediler, biz o çocuğu Mersin'e gönderdik dediler. Tamam, siz ertesi gün hemen atlayıp Mersin'e gittiniz. Evet, ertesi gün gittim. Ertesi gün, yani çocuğunuz kayboluyor. Evet. Karakola gidiyor. Evet. Oradan esirgeme kurumuna veriliyor. Hadi arada 1-2 gün oynasın o telaşede. Hadi 3 gün oynasın. Siz niye bir ay sonra Mersin'e gidiyorsunuz? Maddi gücüm yoktu. Adana ile Mersin arasına gidip gelecek. Yani gittiğimde ben zaten ertesi gün gittim. Ora bana öyle dedi. Mersin'e gönderdik dedi. Ben ertesi gün gittim. Gittiğimde bana dedi ki böyle bir çocuk yok dedi. Nasıl yani dedim. Mersin esirgeme yurdu. Oradan kağıt aldım ben. O kağıtları götürdüm. Böyle bir çocuk yok dedi. Peki eşiniz, tabii benim çok kafam karışıyor. Eşiniz Doğan Korkmaz gitti. Diyor ki yani Mürşide... Mürşide'ye ben boşanma davası açtım. Çocuğu mahkeme annesine verdim. Mürşide ben çocuğa bakamam dedi. Onun imzası çocuk esirgeme kuruluna verildi. Hayır hayır, öyle bir şey yok. Esra Hanım, ben... Doğan Bey esirgeme yurdu zaten mi? Onun kimin getirdiğini biliyor zaten esirgeme yurdu. Araştırdık mıydı? O çünkü kimin getirdiğini siz biliyor. Siz çocuğu bakkala bırakmışsınız. Mürşide Hanım böyle bakkala, söylüyor. Bir dakika. Onu bakkala bıraktım da ama onu bakkala, ben bakamadığım için ben bakkala gittim, karakola teslim etmişti. Bakkala bıraktınız mı? Bıraktım dedi. Evet. Bakkala karakola bıraktım, ben bakamadığım için ben bıraktım yani. Demin de yani bakkala verdim. Niye bıraktınız çocuğu? Bakamadığınız ya, için mi? Ben bakamadığım için. Ben peki ama niye benden götürdün o zaman? Ben annesi... meyle geçen bir insanım yani. Bir şey söyleyeceğim Doğan Bey. Evet, şimdi evet. Merak ettiğim için de soruyorum. Birçok kişinin kafasında da aynı soru işareti var. Çocuk annenin yanında kalıyor mu? Çocuk annesi yanında, demek evlatlık verilmişti. Yok, annesinin yanında kalır. Çocuk annenin yanında kalıyor. Siz annenin yanından evet. mı alıp bakkala bırakıyorsunuz? Hayır, annesinin yanında değil. Annesi yokken. Ben yoktum. Anne nerede? Annesini bilmiyorum. Çalışıyordum ben yoktum. Hayır, çalışıyordum. 26 senede ben görmemişim. Abicim bak ne size... Ne çocuğu ne de annesini. Abicim, 26 seneden görmemişim. Abicim bir şey soracağım tane tane. Evet, siz evet. çocuğu annenin evinden alıyorsunuz değil mi? Nasıl? Sonra da götürüp bakkala veriyorsunuz. Annesinin evinden. Hayır. Hayır. Çocuğa öyle bir şey kim yok. Bakıyordu? Öyle bir şey yok. O yanlış. Tamam doğruyu ben anlatın. Mi? Çocuğu siz nereden aldınız? Çocuğu? Ya çocuğu el... Geldi ben geldi diyor ben Kıbrıs'a gidiyorum dedi, çalışıyorum dedi. Geldi gidip Kıbrıs'ta alışveriş yapıyordu. Pasaportla alışveriş yapıyordu. Geliyordu, eve geliyordu. Çocukla ben bakıyordum. İş olduğu zaman diyor sen evde kal, ben giderim çalışırım. Yani çocuğa ya normalde sen, siz mi bakıyordunuz? Çocuğa ben bakıyordum. Yani çocuk gelsi, sizin evinizde miydi? Gelse bakmıyordu. Mürşide Hanım'ın yanında değil miydi çocuk? Hayır, evde değil. Gelse evde durmuyordu. Evde dur. Haftaya bir gün ya iki gün evde kaldı. Ondan sonra durmuyordu. Yani... Ben yok komşu. Komşudan komşuya giderdi. Çocuk... Komşudan komşuya giderdi. Abicim, çocuğa siz mi bakıyordunuz? Yani çocuk sizinle yatıp, ben, sizinle mi kalkıyordu, baktım. Sizin yanınızda mı yemek yiyordu? Hem annelik yiyordu? Hem babalık yaptım ben. Tamam, bunun üzerine bakamayacağınızı anlayınca bakkala mı verdiniz? Evet. Niye bakkala verdin? Yani... Bakkala verdin, o da karakola. Dedim sen bunu karakola bırakırsan dedim. Çocuk... Doğan yalan konuşma bak. Sen Cemile'nin evinden yalan götürdün değil. Çocuğu bak. Onu bak sen yalan. Kötü bir onu insansın demiyorum. Bir laf dinler misin? Bir dakika onu beni dinler misin? Bakmayın siz lütfen. Bir dakika anne, beni dinler misin? Beni dinler misin? He. Ben sana kötü bir insansın demiyorum. Sen Cemile çocuğa bakıyordu. Ben Kıbrıs'a gidip geliyordum. Cemile çocuğa bakıyordu. Sen Cemile'den aldın götürdün çocuğu. Dedin ki ben çocuğu dedin götürüp gezdireceğim. Ondan sonra da geri getireceğim. Cemile'den bu şekilde götürdün. Ve bakkal dükkanına bıraktın çocuğu sen. Çocuğu? Ben yoktum. Çocuğu. Ben Kıbrıs'taydım. Geldim ki çocuk yok. Ama sizi de o zaman yüzünüzde görmemişsiniz. Siz de Cemile Hanım'ın anlattıklarına inanıyorsunuz. Çocuk anlattığına değil. Bak o kadın şimdi rahmetli oldu. Cemile benim çocuğuma parayla bakan kişiydi. Kardeşimin de kayınvalidesi. Siz ne kadar süredir görmüyordunuz Cemile Hanım'a bırakmıştınız çocuğu? Ben Kıbrıs'taydınız. Kıbrıs'ta gidip geliyordum ben. Ama herhalde evlerimiz günlük, yan yanaydı. Hayır. Herhalde bir hayır. günlük gidip gelme değildir. Ne kadar? Günlük gidip gelmiyordum. Ben, İki gün sürüyordu, üç gün sürüyordu. Çocuğa doğru düz bakmıyordu. Ben İki bakıyordum. Gün, üç gün onun sürüyordu. Hasını, ben bu arada kendi çalışmıyordu. Ben de valizcilik yapıyordum o zaman. Hayır, Mısır çarşısına eşya getirip götürüyordum. Gelsi, bir dakika. İnşaatta gelsi, çalışıyordu kendi. Şimdi, İnşaatta iş bulamadım diyordu. Geliyordu eve, iş bulamadım diyordu.
Şimdi aslında biraz ya, daha rencim ortaya çıkmış durumda. Çünkü kurumda bakın bizim... Dur Doğan Bey bir saniye. Şimdi anne baba her ne kadar kağıt üzerinde olsa da bazen kuruma terk edilen çocuklarda eğer kurum o çocuğun manen terk edilmiş olduğu kanaatına varırsa evlatlık verildiği durumlarda o anne babanın her ne kadar fiili olarak nüfus cüzdanında isminde yer almış olsa da rızasını aramayabilir. Bizim kanun hükmümüz çünkü çocukların korunması devletin görevindendir ve kamu düzeni olarak kabul edilir bu durum. Yani eğer anne ve baba tarafından bir çocuk gerektiği şekilde korunamıyor, bakılamıyor, eğitilemiyorsa manen terk edilmiş bir durumdaysa... Hayır ama öyle bir durum yok. Terk edilme durumu yoktu. Ama bakın sizin de 2,5 yaşındaki bir... Ben çocukla gidip gelemezdim ki. Mecburen benim yabancı değildi. Kardeşimin kayınvalidesiydi. Ondan sonraki aşamaya da varsa Doğan niye bakamadım diye alıp bakmadı. Hayır canım kendi bakmıyordu zaten. Hayır, kendini ben şurada. Şimdi Doğan çocuğa bak. Bir saniye. Doğan Bey çocuğa bakabilecek durumda değil değil mi? Değil mi? Değil, bakamazdı. Çocuğa da bakmıyor. Sen birini tuttun. Kardeşinin kayınvalidesi bakıyordu. Aynı sokakta oturuyoruz. Para karşılığı baktı diyordun. Evet. O zaman Doğan niye çocuğa bakamıyorum diye alıp markete versin? Hayır işte benden hayır o ben kendimden boşanacağım diye benden intikam almak için o zaman götürdü çocuğu. Niye ama kötü bir adam da değil diyorsun. Ben bak kötü ya çalışmıyor tek sorunu iş bulamadım diyordu. Bana bak kendini gelsin yüzde yüzüne hayır, de konuşurum ben. Yani kötü bir adam değilsin. Ben şu an kendinden ayrılmışım diye ben kendini kötülemek zorunda değilim. Kötü adam değilse kötü adam da çocuğuna zarar verir mi? Ya ben zarar verir demedim ki hiç. Kendisi sadece benden intikam için ben kendinden ayrılmayayım diye o zaman götürdü. O zaman o dönem benim kardeşim, erkek kardeşim de yanımda kalıyordu. Kaç evlilik yaptınız siz? Efendim? Kaç evlilik yaptınız? Doğan'la mı beraber mi? Hayır, evet Doğan'la beraber. Ben Doğan'dan sonra tekrar evlendim. İki evlilik mi yaptınız? Evet, Doğan'dan sonra iki evlilik. Ama birçok ihbar geliyormuş. Bir notu gösterin arkadaşlar. Mesela dört evlilik yaptı. Evet, dört evlilik. Toplam dört evlilik yaptım. Birisi 3 ay sürdü. Hayır, İkisi dini nikahlı mı? Kötü bir... Dört evlilik yaptım. Doğan'la beraber de öte evlilik oluyor benim. Tamam yani ha iki demişsin ha dört demişsin. İkinci evliliğimden de 3 tane çocuğum var. Ben ama mesela şöyle ihbarlar geliyormuş. Mesela ikinci evliliğinde olan çocuklarına bile bakmadı. Babanın üvey annesi baktı diye ihbarlar geliyor. Babanın üvey annesi. Yani baba bir daha evlendi. Evet baba evli. Onun da 3 çocuğu var. Evet onlar bakıyorlar hani şey... Hayır hem onun yanında hem benim yanında. Ben, Mürşide Hanım ilgilenmiyor gibi bazı şeyler. Ben çalışıyordum yani. Ben garsonluk yapıyordum. Ve çocuğu ben en küçük oğlumu lütfen bekleyin. 2-3 yaşındaydı verdim. Çocuklarımın 3'ünü de verdim. Yani ben o kadın benim çocuklarıma bakıyor. Allah razı olsun baktı da. Ve ben hala görüşüyorum. Babasıyla da görüşüyorum. Üvey anneleriyle de görüşüyorum. Hatta stüdyoya gelmeden 10 dakika önce görüştüm. O bile bana destek oluyor. Çocuğumu yani eşinizin ikinci eşi çocuklarınızı büyüten kişi. Evet. Ama ben çalışıyorum. Ben çalışınca çocuklarım küçük küçük nasıl bakabilirim? Esra Hanım bir şey söyleyeyim. Ama çocuklarımla diyalogdayım ben. Mahkeme sürecinde niye bakamayacağınızı beyan edip velayeti de bana vermediniz? Aslında babaya vermedim değil. Ben kendim velayetini de istiyorum dedim. Ben sadece ayrılmak istiyorum dedim o insanlar. Ve mahkemeye de 2 yıl sürdü mahkeme. 3 yıl sürdü herhalde. 2 yıl mı falan sürdü. Mahkemeye de hiçbir şekilde gelmedi. Şimdi biz mesela ben yayın öncesinde sizle ilgili konuşmaya başlayıp hikayenizi anlatınca Hülya Hanım da oradaydı. Dedi ki benim dedi kafamı karıştıran dedi. Bunlar dedi boşanma döneminde değilken bu çocuklar çocuk esirgeme kurumuna nasıl verilir dedi. Böyle bir durum dedi söz konusu bile olamaz dedi. Ya boşanma gerçekleşir. Çocuğu biz vermedik. Kim verdi? Çocuğu kendi benden götürdü. Aldı götürdü. Cemile'den alıp götürüp bakkal dükkanına bıraktı. Bir saniye Doğan Bey intikam almak için çocuğunuzu bakkala mı bıraktınız? Ben dinler misiniz? Şimdi evet. Ben de kendi ayrılmak istemiyordu çünkü o yüzden götürdü benden. Hayır yalan söylüyor. Yalan temele sil baştan. Şimdi ben çocuğu götüreyim de ben niye çocuğum bunun nafaka? Ben bunun şey faturası diye çocuktan kesin ya. Olacak şey mi bu? Akıl var mantık var. Ben çocuk bunu faturasını ben ne çocuktan kesin ya. Akıl var mantık var ya. Ne nafakası, nafaka mı verdin de sen? Şey fatura, nafakasını. Ne faturasını? İntikam almak sen kendin götürdün, kendin benim çocuğumu.
Bir şey soracağım. Hasan Bey. Ben kendi çocuğunu götürürüm. Genç çocuğuna bakmıyorsun zaten. Hasan Bey bir şey. Ama Hasan Bey diyorum. Doğan ben Bey. Ben çocuğuma bakıyordum. Bir saniye. Doğan Bey çocuğu bakkala evet. bırakırken üzerinde kimliği var mıydı? Hayır kimliği yoktu. Kimlik çıkartıldı mı çocuğa? Evet çıkartıldı kendine. Doğduktan bir hafta 15 yaşındayken kimliğini çıkarttık ama kimliğin de fotoğrafı yoktu. Yasaktı. Bir saniye çocuğun kimliği var mıydı ya? Doğduğu zaman? Vardı ama fotoğrafı üzerine yoktu fakat çocuğun kimliği kayboldu. Peki çocuğun fotoğrafı olmuyor zaten. Çocuğun kimliğinde adı soyadı ne yazıyordu? Adı Tuncay Sadık Osman, annesine de menşire yazıyordu. Hayır çocuğunuzun adı soyadı nedir? Adı Tuncay Korkmaz. Tuncay Korkmaz olarak. O nedir? Evet. Evet. Pınar? Annesinin adı Menşire. Peki. Kimliğinde Hasan Çakır mı yazıyordu diye bir sorusu. Hasan Çakır ismi. Kimden geldi bu ilham? Hayır. Babasının adı Mehmet, babasının adı Doğan, annesinin adı Menşire. Acaba kimliği yoktu da çocuğun bundan dolayı karakol kimlik çıkartmış mıdır diye soruyor arkadaşlarım. Vallahi bilmiyorum bunu gençliği bilir ben bilmem. Hayır kimliksiz bırakmış. Ben bilmem yani. Yani şimdi çünkü, eğer karakol bu çocuğa kimlik çıkardıysa bu çocuğun kimsenin arayıp sormaması lazım. Değil mi? Bir de bakın kuruma zaten hanımefendi gidiyor ve bir çocuğu tanıyor annesi olarak. Muhtemelen oradaki kurumun çalışanları da gözlemlemiştir o çocuğun yaklaşımını. 2,5-3 yaşındaki bir çocuk annesini tanıyabilir. Ve o esnada sizin... Mahkeme ben süreciyle ilgili evraklarınızı götürdüğünüz zaman zaten kurum size çocuğu gösterir. Ama siz diyorsunuz ki ben ispatlayamadım ama ispatlayamamanıza rağmen kurum sizinle bir şekilde irtibatı kesmeyip çocuğu 5 yaşına kadar gösterdiğini bahsediyorsunuz. Evet gördüm. Ben oradan şunu anlıyorum kurum böyle bir şey yapmaz. Kurum size bir defa söyler bu çocukla ilgili... Şüpheleri var ama anneliğinizi gidin ispatlayın. Siz o esnada büyük bir ihtimalle adını, soy isminizi, kimlik bilgilerinizi kuruma göstermişsinizdir. Her ne kadar okuma yazma bilmeseniz de boşanma sürecinden... Hiçbir şey istemedi benden kurum. Bakın anlatmıştır size. Yoksa kurum size bu çocuğu belirli periyotlarda göstermez. Buradan ben şunu anlıyorum. Yani sizin anlattıklarınızdan kurumda ve oradaki sosyal hizmetler uzmanında çocuğun manen terk edilmiş olduğu konusunda... İzlenim uyanmış olmalı ki bu çocuk evlatlık verilmiş. Çünkü anne ve babası olan çocukların evlatlık verilmesi ikinci planda. Kimsesiz çocuklar genellikle 0-6 yaş grubunda evlatlık olarak ilk önce verilir. 88 doğumlu Tuncay Korkmaz. Çocuk esirgeme kurumuna verildikten sonra yani Mersin çocuk esirgemeye verildikten sonra ismi Metin olarak değiştirilmiş koruyucu ailede. Mürşide Hanım oğlumu görmek istiyorum. Hayatta mı değil mi bilmek istiyorum ben, dedi. Gelen bilgilerin hepsini araştıracağız. Gelinimin numarasını da kardeşimin numarasını da verebilirim yani. Onu da arayıp bağlayabilirsiniz. Onlar da onun için gelinimin annesi bakıyordu. Kardeşimin kayınvalidesi bakıyordu. Şu an rahmetlidir. 4-5 sene oluyor rahmetli olan. 3-4 sene falan oldu. Kendisi söyleyebilir yani. Onlar baktığına dahil annesinin çünkü... Gelinimiz o zaman küçüktü, nişanlıydı. Kaçtı kardeşimle. Ve onun baktığını o ispatlayabilir size, söyleyebilir. Ondan alıp götürdüğünü şimdi biz kendimiz götürmedik. Siz çalışıyor olabilirsiniz ama zaten çocuk bir düzenin içerisindeyken, yani Doğan'ın da işte parası, pulu, işi, gücü yokken niye bakamıyorum diye alıp bakkala bıraksın? İnsanın kafasındaki soru işareti. Hayır, o zaman benden sadece o ben kendimden boşanmak istedim diye benden boşanamazsın dedi. Ha ben istersem seni boşarım dedi. O şekilde alıp benden öyle ben Kıbrıs'taydım yoktum peki, bile. Peki gelecek ama olan bilgileri bekliyoruz. Daha sonra boşanma sürecinde 0-2-9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 -
bir söz hakkı yok. Hakim size sormadı mı? Murşide Hanım, bir çocuk var, bunun velayetini istiyor musunuz? Çocuk nerede? Kim bakıyor diye sormadı mı? Hakim velayetini istiyor mu dedi, evet dedim. Tamam. Al velayetini bana verdi. Ama tamam, o zaman da çocuk yok. O zaman siz o belgeyi çocuk... alıp niye kuruma götürüp vermediniz? Bu çocuğun annesi İşte benim... o zaman onları ben akıl etmedim. Anladım. Peki Mürşide abla, şimdi bazı bilgiler geliyormuş. Yani inşallah doğruladı, ispatlanır. Seni uğurluyoruz, tekrar konuşacağız. Teşekkür ederim. Buyurun.